bebeğim, sen böyle zor işlerde çalışmaya alışık değilsin ki. Yorulursun, mahvolursun. Anne, o kadar insan çalışıyor. Benim ne farkım var? Ben de çalışırım. Ya ben de babana danışmadan yapma kızım dedim ama... Vallahi Veli her gün harçlığını cebine koydu. Yoksa parası olmadığından değil. Ama şimdi gençler ben kendi paramı kazanacağım diye inat ediyorlar ya ondan. Ya sırf beni üzmek için kendine eziyet ediyorsun Aleyn. Ben zaten evde sensiz zorlanıyorum. Bir de şimdi kim olduğu, ne olduğu belli olmayan adamlar işçiymişsin gibi sana emir verecekler. Yani onu yap, bunu yap, şunu yap. Düşüncesi bile delirtiyor beni bu. Baba, işçi olmakta ne var? Bak Veli eniştem, o da işçi. Ben onunla gurur duyuyorum. Canım, Veli enişten başka, sen başka kuş kadar canınla. Damat bey arıyor demek ki. Nasıl heyecan yaptı yazık. Ne oldu? Buldun mu? Yanında mı Aysel? Hayır. Ama Emre istediğini verdim. Şimdi bekleyeceğiz. Eğer Aysel'in bu işle ilgisi olmadığına inanırsa onu bırakır. Nasıl ya? Ya inanmazsa? O zaman çıkarım karşısına, her şeyi teker teker anlatırım. Çeker alırım Aysel'i, merak etme. Karan, bak ona bir şey olursa seni öldürürüm. Aysel'e bir şey olursa ben bu yükle yaşamam zaten. Sana zahmet ettirmem. Çay daha çökmemiş Aziz eniştem. Hani Aleyna'yı eve dönme konusunda ikna edecektin? Edeceğim. Uğraşıyorum Aziz eniştem. Vallahi sabahlara kadar ana hakkı, baba hakkı konulu ibretlik hikayeler anlatıyorum. Ama senin kızın inat Nefise teyzeme çekmiş. Bir nevi katır. Şimdi Aleyna eve dönmezse sizin de oturacak bir eviniz kalmayacak, bunu biliyorsun değil mi? Nasıl? Nasıl? Şimdi sizin imzaladığınız kağıdı, yani Veli'nin imzaladığı kağıdı ben icraya götürdüğümde gece konduyu bana veriyorlar. Biliyorsun bunu değil mi? Ben de inatçıyımdır. Annem gibi. Sakın arkana dönme. Cüzdanım ceketimin iç cebinde. Oradan alabilirsin. Gaspçı değilim ben, korkma. Seni uyarmaya geldim. Erdemlilerin sana şantaj yaptıkları görüntüleri onlara geri vermek zorunda kaldım. Ne? Ne? Yazın yediğin hurmalar, kışın tırmalar, değil mi? Neyse, şimdi aç kulağını, beni iyi dinle. Şu an hiç kimse, hiçbir şey benim umurumda değil. Tamam mı? Korumam gereken çok önemli biri var. Bence sen de aileni koru. Artık o görüntüleri onlara sen mi anlatırsın, onlar mı görür? Yoksa başka bir şey mi yaparsın bilmem. Ama bitir bu işi. Duydun beni? Bu işi bitir. Hadi şimdi devam et. Sakın arkana dönme.
Bekleme yapma, devam et hadi. Sakın arkana dönme. Buyurun, ayakta kalmayın. Oğlum otursana. Estağfurullah Aziz Bey, şimdi siz burada böyle yani otur falan. Burada patron işçi değilsiniz. Niye eziklik yapıyorsun? Alışacağım bunlara evladım. Nihal ablacığım, hadi biz seninle kahveleri hazırlayalım. İkinci el araba piyasası da bayağı hareketli bu aralar. Ben senin açacağın konuyu. Hayırdır Veli enişte? Araba mı bakıyorsun? Yavaş baksın da. Yani borcunu önce bir bitirsin de değil mi Berin? Tabii canım, ben zaten şey için... Ben de bir tane almayı düşünüyorum. Artık kredi falan halledeceğiz. Hem Nihal'cimin de ehliyeti var zaten. Otomatik al. Vites değiştirmekle uğraşmasın. Yavaş kızım, yavaş. Dökeceksin şimdi. Heyecan var tabii biraz. Niye heyecanlanıyorsun ki kızım? Tanıdığın, bildiğin insanlar. Onlarla büyüdün, onlarla öleceksin. Anne. Berrin, bak ben buraya didişmeye gelmedim ama sen benim damarıma basıyorsun. Anne yapma, tamam. Ama hayat benim damarıma basıyor Şeyma. Benim dünyalar güzelim, manken gibi kızım Nihal. Sen üstüne alınma sakın Salih oğlum. Neden senin vasıfsız oğlunla evleniyor? Yani ben Nihal'i, hani bir Meral kadar olmasa da... bir hanımefendi, bir zengin insan, bir villa kadını olarak görmek istemiştim hep. Berrin'cim, çocuklar birbirini sevmiş. Ama niye zengin birini sevmiyor? Bir de çiçek getirmiş, sana layık değil diye veriyor. Layık değilse niye veriyor? Yani... Salih kalk. Anne yapmıyorum. Kalk. Berrin ne yapıyorsun ya? Şeyma Allah aşkına. Ya ben Salih'le evleneceğim. Annemi takma. Takma ha. Rica ediyorum ha. Ben kendimi Salih'e veriyorum. Çok iyi ediyor. Alo. Aziz Bey. Flash diski aldım, görüntüler tekrar elimizde. Gerçekten Aysel'de miymiş? Hayır. Yani bence öyle de. Neyse. Bir telefon aldım. Görüntüler karşılığında 500 bin lira istediler. Güya bizim o arazide iş yapmamızı istemeyen başka biri varmış da. Beni arayan da onun adamıymış falan filan. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Saçma salak şüphelerin yüzünden düştüğümüz duruma bak. Hemen bırak Aysel'i. Söyle adamların Aysel'i bıraksınlar. Abi, tam da bugün Aysel elimdeyken görüntüler için beni aramaları tesadüf değil. Bu kızın bu işte bir parmağı var. Biraz daha elimde tutarsam itiraf edecek. Kes artık Emir. Ne diyorsam onu yap. Aysel'i bırak. Aysel. Kimsenin suç ortağı Aysel. Nihal'cim sen kendini hiç üzme. Yani annen ne zamanla alışacaktır bu duruma, tamam mı? Efendim iyi akşamlar. Saygılar efendim.
Tebrik edeyim mi? Et tabii. Sonuçta başkasının karısı olacağım. Öyle uzaktan bakacağım bana. Ama ben de senin için mutluluklar dilerim. Beni çaycıyla mı kıskandıracaksın? Sen benimsin. Ve böyle olacaksın. Aysel gelmedi hala ya. Evet, çok saçma yani ablasının böyle önemli bir gününde. Sen nerede biliyor musun?